TR724 Haber YouTube kanalındasınız. Nedim Hazar'ın yazdığı Mayınlı Bir Arazi Fiten Edebiyatı başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Çıkan kısmın özeti. Hadis kitaplarında Fiten, Melahim, Eşret Üssa, İmare, Megazi, Menakıb, Sıfatül Kıyame gibi başlıklar altında gaybe dair bu haberlere yer verilmiştir. Nitekim Fiten ve Melahim'e ait haberler gaybe ilgili olup bunların bir kısmının kıyamete kadar, bir kısmının ise kıyamet günü ve sonrasında vuku bulacağı bildirilmektedir. Meselenin içinde kaybolmadan şu hususu vurgulamak çok önemlidir. İslam tarihinde fitne diye anılan ve erken dönemde meydana gelen karışıklıklar nedeniyle Müslümanların çok büyük sıkıntılar yaşadıkları bilinmektedir. Böyle bir dönemde ehli kitapla ilişkiler, fethedilen yerlerdeki kültürlerle münasebetler ve İslam'ı seçen toplulukların atalarından devraldıkları inanç sistemleri ve kültürel miraslarını bir anda terk edememeleri gibi hususlar fiten hadislerinin ortaya çıkışına müsait bir zemin hazırlamıştır. Nitekim fiten edebiyatında yer alan malzemenin büyük bir çoğunluğunun apokaliptik edebiyatta bol miktarda bulunan efsane ve mitoloji türünden rivayetlere benzediği ve bu kültürel mirastan büyük ölçüde etkilendiği ve beslendiği anlaşılmaktadır. Sahabe ve tabiundan bazı ravilerin merfu rivayetlerin içerisine yaşadıkları bazı karamsar tabloları yansıttıkları, bu malzemenin daha sonra vaizlerin sermayesini oluşturduğu ve ahlaki öğüt gayesiyle yazılan birçok eserde de bu rivayetlerin kullanıldığı ifade edilmektedir. Fiten ve Melahim çerçevesinde gelişen edebiyatın Yahudilik içinde ortaya çıkışı Hz. İsa'dan 200 yıl öncesine dayandırılır. Daha sonra bu tarz varlığını sürdürerek İsa'dan sonraki yüzyıllarda da ürünler vermiştir. Yoğunluklu olarak Hz. İsa'dan sonraki 200 yıl içerisinde görülse de ondan sonraki yüzyıllarda da apokaliptik tarzda ürünler verildiği bilinmektedir. Birkaç yüzyıllık dönem Kitab-ı Mukaddes teolojisinde apokaliptik dönem adıyla anılmaktadır. Apokaliptik kitaplarda yer alan fikirler gerek Yahudilik gerekse Hristiyanlık teolojisinde oldukça etkili olmuştur. Örneğin Yahudilikte ahiret inancının bu dönemde daha da belirginleşen, Hristiyanlıktaki ahiret inancını hazırlayacak şekilde geliştiği söylenebilir. Apokaliptizmin Hristiyanlıktaki etkisini anlamak içinse Ernst Cassema'nın şu ifadesini aktarmak yeterlidir. Apokaliptik, Hristiyan teolojisinin anasıdır. İslam tarihine geldiğimizde ise Resulullah Efendimizin vefatından kısa süre sonra baş göstermiş, İslam düşünce ve siyasi tarihinde derin izler bırakmış fitne döneminin bu defa benzer zorluklar ve sıkıntılar ortaya çıkardığını net olarak görmekteyiz. Hazreti Peygamber'den sonra daha Raşid Halifeler döneminde çıkan iç savaş Müslümanlara büyük acılar çektirdi. Hazreti Osman'ın öldürülmesi iç savaşı başlatan olay oldu. Cemel vakası Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe'yi karşı karşıya getirmiş ve bu savaşta 10 bin Müslüman canından olmuştu. Arkasından Sıffin Savaşı'nda Hazreti Ali ve Muaviye karşı karşıya gelmiş, bu savaşta ise toplam 70 bin Müslüman kurban gitmişti. Bu savaşların ardından ardı arkası kesilmeyen siyasi karışıklıklar, çalkalanmalar, hükümet değişiklikleri ve bunların ortaya çıkardığı dini, toplumsal, siyasi, ahlaki, ekonomik parçalanmalar, çatışmalar ve problemler devam etmiştir. İslam tarihinde fitne adıyla anılan olaylar ve bunların doğurduğu sorunlar rivayetlerde gelecekten haber verme şekli de ve belli bir üslup içerisinde ifadelendirilmiştir. Bu çerçevede fiten edebiyatındaki söylemle apokaliptik söylem arasında gözden kaçırılamayacak benzerlikler görülmektedir. Ölü Deniz parşömenleri ya da Ölü Deniz tomarları olarak da bilinen ve 40 bin adet el yazması parçasından oluşan bu metinler Hristiyanlığın ve Museviliğin bilinen en eski yazılı kaynakları sayılır. Bu yazmalar M.Ö. 1. yüzyıldan M.S. 2. yüzyıla değin Ölü Deniz kıyısındaki Kumran Vadisi'ne yerleşmiş olan dini bir topluluğun tarihçesini aydınlattı. Bahsi geçen topluluk Kumran topluluğu veya Esseniler olarak bilinen dışa kapalı Yahudi bir toplumdu.
Zadokite belgeleri, toplum kuralları ve disiplin el kitabı gibi yazılar, Kumran'daki günlük yaşam hakkında oldukça geniş ölçüde bilgi sahibi olunmasını sağladı. Bu metinde dünyanın sonunda olacaklara dair herkese açıklanmamış gizli bilgiler, rüya, ilham ve flash forward diyebileceğimiz bir teknikle açıklanır. Kumran parşömenlerinde Allah'ın sırlarını peygamberlere bildirdiği önemle vurgulanır. Dolayısıyla bu durum, fani olanın gaybı bilmesi değil, geleceği bilenin insana bildirilmesidir. Dolaylı, ağdalı anlatım, metaforlarla süslenen bu metinleri çözebilmek, bazı olaylar yaşanmadan mümkün olmadığı gibi çoğu tarihçi yazar biraz da metazori ile gerçeklik-metin ilişkisi kurmayı denemiştir. Zaten yazmalardaki vurgulardan biri de bu sırları herkesin anlayıp çözebilmesinin mümkün olmayacağıdır. Bu sırlar ancak ve ancak bu izlerde mezun, izinli, ayrıcalıklı kişilere açılır. Örneğin Enop'ta anlatıldığına göre bu levhalarda insanlığın bütün amellerinin kayıtları vardır ve bu levhalar dünya tarihinde olacak olayları önceden bildirmektedir. Ey İdris, göğün levhalarına bak. Onlar hakkında yazılanları oku ve onları tek tek öğren. Bunun üzerine tabletlere baktım. Onlarda yazılanların hepsini okudum ve her şeyi anlar hale geldim. Bu kitabı okudum ve insanlığın ve yeryüzünde bütün beden sahiplerinin çocuklarının bütün amellerini, dünyanın bütün nesillerini okudum. O an, aziz olan Rabbi, yüceliği, ebedi melikini tesbih ettim. Fiten rivayetlerinin bir derlemesi olan ve geleneğimizdeki bu tür rivayetlerin önemli kaynaklarından birisi olan Nuaym bin Hammad'ın Kitabul Fiten adlı eserinde bu kıyametin gelişine kadar olacakların Resulullah'a gösterilmesi şu ifadelerle verilmektedir. Allah, dünyayı onda kıyamete kadar olup biteni görebileceğim şekilde benim önüme şu avuçlarıma baktığım gibi serdi. Bu, Allah'ın daha önceki peygamberlere de gösterdiği üzere, peygamberine gösterdiği bir keşif, ceylandır. Aynı hadisin başka bir versiyonunda ceylan kelimesi yerine kullanılan cilliyan kelimesi, kapalı, gizli tutulan bir şeyi açmak anlamına gelen celeye kökünden gelmektedir. Bu anlam, ilginç bir şekilde apokalipsis kelimesinin anlamıyla örtüşür. Bazı sahabiler, raviler bu tür bir meraktan ya da vasfiden dolayı çoğunlukla bu tür meseleleri aktarmayı tercih etmiş, ancak yaşadıkları toplumda çok hoş karşılanmamıştır. Okuyalım. Süheyl bin Halid şöyle anlatıyor. Tüster fethedildiği zaman Küfe'ye gelmiştim. Oradan katır getiriyordum. Mescide girdim. Bir de ne göreyim, insanlardan bir topluluk ve aralarında bir adam oturuyor. Onu gördüğümde Hicazlılardan birisi olduğunu hemen anladım. Bu zat kim? Dedim. Oradakiler bana asık bir suratla dik dik baktılar ve sen bunu tanımıyor musun? Bu Resulullah'ın arkadaşı Huzeyfe bin el-Yaman'dır, dediler. Huzeyfe radıyallahu anh, insanlar Resulullah'ın ümmeti için hayırlı olan şeyleri sorardı. Bense şer olanını sorardım, dedi. Halk ona gözlerini dikti. Huzeyfe devamla şöyle dedi. Ben size hoşlanmayacağınız şeyler haber vereceğim. Ben Resulullah'a, ya Resulallah, Allah'ın bize verdiği bu hayırdan sonra yine eskisi gibi şer olacak mı? Bana haber ver, dedim. Evet karşılığını verdi. Ondan korunmanın yolu nedir, diye sordum. Kılınç, dedi. Peki sonra ne olacak ya Resulallah? Cevap, eğer yeryüzünde Allah'ın bir halifesi olursa, sırtına haksız yere vursa, malını alsa bile ona itaat et. Ama eğer Allah'ın halifesi bulunmazsa, o zaman ağaç kökü kemirerek öl. Devam ettim. Sonra ne olacak? Sonra Deccal çıkacak. Onunla birlikte bir nehir ve bir ateş bulunacak. Onun ateşine düşene ecri, sevabı verilecek. Günahı silinecek. Nehrine düşene ise günahı verilecek ve sevabı silinecek. Bunun son eşik olmadığını muhtemelen fark eden Hazreti Huzeyfe son eşiği soruyor. Daha sonra ne var? Sonra kıyamet kopacak. İşin en heyecanlı kısımlarına başlıyoruz ama bugünlük sizi daha fazla yormayayım, diyor Nedim Hazar TR724'deki köşesinde.